Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dizayn paternlerden ve refactoring'den bahsediyor olacağız. Ee, öncelikle dizayn patern kavramı aslında bizim için e, önemli. Ee, neden önemli onu konuşmak lazım. Ne olduğundan biraz bahsediyor olmak lazım. Sonrasında da birkaç örnekle bunları inceliyor olmak lazım. Ee, şimdi dizayn pattern dediğimizde Türkçe'de tasarım desenleri, tasarım kalıpları... Farklı isimlerle, tasarım şablonları gibi isimlerle görebiliyorsunuz e, design pattern kavramını. Ama e, genellikle terminolojiyi bozmamak adına design pattern'le design pattern demeyi tercih ediyorum ben. E, neler oluyor ve e, kod yazarken bizim ne gibi ihtiyaçlarımız var? Bunların üstünden konuşmak önemli. E, şimdi biz e, ekran paylaşımında açık görmüşsünüzdür. Model View Controller yazıyor ekranda. Bunu bilinçli olarak ekranda açık bıraktım. Neden? Çünkü belki ne olduğu en bilinmeyen design pattern bu gibi geliyor bana. Son yıllarda Microsoft'un MVC ismini biraz sahiplenmesi gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı buradan başladım. Onun üstünden atıfta bulunarak aslında design pattern kavramını ele alacağım. Bir web sitesi yaptığımızda biz genel anlamda neler yapıyoruz? Ya da bir uygulama geliştirdiğimizde diyelim illa bunun web sitesi olması gerekmiyor. Geliştirdiğimiz uygulamada ilk yaptığımız şey eğer tabii bu bir veri tabanı uygulamasıysa belki veri yapılarını kafamızda bir kurgulamak, hangi nesneyi nasıl saklayacağız, nasıl bir veri tabanı iletişimi kurgulayacağız bunları düşünmek oluyor. Veri tabanımızı hallettikten sonra bu verinin uygulamamıza gelmesi lazım veri geldikten sonra da gerekiyorsa işlenmesi ve sonrasında da bu verinin kullanıcı ile etkileşime girmesi lazım. Belki kullanıcının girdiği veri veri tabanına ulaşacak. Belki de veri tabanından gelen bilgiler kullanıcıya kadar ulaşıyor olacak. Şimdi bu yapının içerisinde e, ihtiyacımız nedir dediğimizde veri tabanına bağlanmam lazım. Mesela bir e-ticaret sitesinde ürünleri görüntülemek istiyorum. O zaman veri tabanına bağlanmalıyım, ana sayfada göstereceğim adette ürün çekmeliyim, çektiğim ürünleri kullanıcılara sunmalıyım. Belki bu çektiğim ürünlerle ilgili kadevedir, indirimdir yapılması gereken bazı işlemler varsa önce onların hesaplamalarını yapıp sonra sunmalıyım. Şimdi bu işi ele aldığımızda verinin varlığı bir noktada, verinin getirilmesi ayrı bir iş. Üstünde bir hesap kitap yapılacaksa bunlar ayrı bir iş ve görüntülenmesi ayrı bir iş. Ben bu işleri birbirinden ne kadar ayırırsam o kadar iyi olur. MVC'nin mantığı buna dayanıyor. Ben başka bir web sitesi yaptığımda, e-ticaret değil de bir video izleme sitesi yaptığımda videoların bilgileri veri tabanında duruyor. E, veri tabanından bu bilgileri getirmem gerekiyor. Belki örnek olsun içeride saniye bilgisi duruyorsa bunu saat dakika cinsinden sunarak göstermek istiyorsam minik bir hesaplama yapmam gerekiyor üstünde ve sayfada yine görüntülemem gerekiyor. Yani e ticaret ya da bir video sitesi olması önemli değil. Baktığımız zaman ortak bir ihtiyaç var. Veriye erişmek, getirmek, üzerinde bir hesap yapmak ve görüntülemek. O zaman bizim ihtiyacımız çok temel gibi düşünebiliriz. E, bu temel ihtiyaçlara da bu işi yapmanın en iyi yolu nedir diye bakmamız gerekiyor. Tabii ki e, her yedi yoğurt yiyişi farklıdır derler. Biz de bir projeyi yaparken önümüze bırakıldığında yazılımcı olarak farklı bir yoldan bunu gerçekleştirebiliriz. Başka bir yazılımcı daha farklı bir yol kullanabilir. Üçüncü bir yazılımcı, üçüncü bir yol kullanabilir. E, bu sefer aynı işi yapmanın üç yolu var ama üçü de çok mu hızlı? Üçü de çok mu güvenli? Üçü de çok doğru şekilde mi bu işi yapıyor? Bunların arasında illaki farklılıklar olacaktır. Ve bu işlerden bir tanesi belki kendi üçü arasında söylüyorum. Bu işi yapmanın ...en iyi yoludur diyebileceğimiz bir şekilde olacaktır. E bu işi yapmanın en iyi yolu buysa... ...o zaman diğer iki yazılımcı da aynı yolla yaparsa bu işi... ...çok pardon arkadaşlar. Diğer iki yazılımcı da aynı yolla yaparsa bu işi... ...herkes ortak bir dilde ilerlemiş olur. Ben iki ayrı proje üstünden örnek verdim ama aynı projenin içerisinde çok fazla sayfamız olacaktır, çok fazla modülümüz olacaktır. Bu e, sayfalar ve modüller arasında da aslında mantık olarak baktığımızda ihtiyacımız aynı. E, i̇şi yetiştirmek için birden fazla yazılımcı aynı projede çalışıyorsa, ortak bir dil kullanmaları açısından aynı yoğurt yiyişle ilerlemeleri daha doğru olacaktır. Çünkü herkes birbirinin kodunu anlamak için vakit kaybetmek e, zorunda kalacak. Ortak bir dille yazıldığında, bu iş daha düzenli bir hale gelmiş olacak. Şimdi iş nedir dediğimizde farklı işler için de farklı çözümler üretiliyor. Üretilen çözümlerin en iyi çözüm olup olmaması bizim için önemli hale geliyor. En iyi çözümden kastımız ne? Biraz da ondan bahsedelim. Aslında bu bakış açısı nereden geliyor? Biraz oradan girip tekrar konunun bu kısmına bağlanalım. İlk olarak Mimari tarafı düşündüğümüzde, yazılım mimarisinden bahsetmiyorum bu arada, bayağı bina inşa eden mimarların yaptığı işlerden bahsediyorum. E, bir bina yaparken onların da ihtiyaçları hep aynı. Ve e, her yeni bina e, yapılacağı zaman benzer kalıplarla ilerliyorlar. İşte 1977 idi yanılmıyorsam, hemen e, notlarıma bir bakmak istiyorum. Evet, 1977 yılında e, mimarlıkta karşılaşılan sorunların, çözümü kaleme alınmış ve bu konuda bir kitap yazılmış. Aslında ilk tasarım deseni kitabı diyebiliriz belki e, bu kitap için. Daha sonra tabii ki yazılım tarafında Gang of Four en bilinen e, tasarım desenleri, e, design pattern kitabı. E, bunu yazılıma uyarlamışlar. Yazılım üzerinde de hep standart ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçları çözmenin en iyi yolu kaleme alınmış. E, bizler de bu yolları okuyup öğrenirsek artık bunları uygulayarak Çözüme gidebiliriz. Neler var burada? İşte bir nesne oluştururken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Nesne oluşturma sırasında farklı yapılarda nesnelere ihtiyacımız olduğunda veya aynı yapıda nesnelere ihtiyacımız olduğunda biz burada nasıl bir yol izleyelim de nesne örnekleme işini tek elden güzel organize bir şekilde yönetelim. Burada Creational Design Patterns e, devreye giriyor. Yapısal patternler var, onun dışında davranışsal patternler var. Şöyle bir MVC üstünden konuşalım, e, yine diğer patternlere dönüyor olacağım. Model View Controller'ın yapısında e, ne var diye baktığımızda öncelikle bir e, view alanına odaklanıyorum. Kullanıcı ilk burayı görecek. İlk çalışacak yer tabii ki burası değil ama kullanıcının ilk göreceği yer e, burası. Burada tamamen kullanıcı etkileşimi var. Controller, süreci yöneten, yani kullanıcıdan gelen ilk talebi alan... ...ve bütün işlemleri yapıp görselin elde edilmesini sağlayan katmanımız diyebiliriz. Modelimiz ise o sayfaya konu olan nesnemiz. Şimdi ben e-ticaret sitesinde bir bilgi sunarken benim modelim satılan ürün. Bir YouTube kanalında video sunarken... Benim nesnem sunulan video. Tabi sadece sunulan video demek doğru değil. Video sunuluyor, üzerinde yorumlar sunuluyor, çeşitli yapılar yine e, sunuluyor. Bu nesne veri tabanından getirilecek, görüntülenmeye hazır hale getirilecek ve sonrasında da görüntülemeden sorumlu katmana teslim edilecek. View katmanı da e, sadece ve sadece işin görüntülemesinden sorumlu olacak. İşleri ayırdığımız zaman hayat daha kolay. Ayırmadan paldır küldür kod diyebilir miyiz? Eskiyi düşünürsek ASP ve PHP zamanlarında ki PHP hala yaşıyor ASP yerini önce ASP.NET Web Forms'a sonra ASP.NET MVC'ye bıraktı. İlk zamanlarda biz bütün kodumuzu sayfanın içerisine yazardık ki bu da bir yaklaşımdır. Hani buna da yanlış demek doğru değil. Ama işleri ayırdığımızda tekrar kullanılabilirliği sağlamış oluyoruz. Ben Arama sonuçlarında da bir liste e, görüntüleyeceğim veya gidip herhangi bir kategoriye tıklandığında da bir liste görüntüleyeceğim. O zaman iki ayrı görünüm yapıp bunları kopyalayarak çoğaltıp daha büyük bir kaosa sebebiyet vermek yerine view'ü ayırırım. Tekrar kullanılabilir bir parça elde ederim ve e, onun içerisinde ne gösterileceğiyle aslında view ilgilenmez. Bunun nasıl göstereceğiyle ilgilenir sadece. Bu bir çözüm üretmektir. Diğer taraftan modellerimizi düşündüğümüzde modellerimiz de kendilerinin nasıl gözükeceği endişesinde olmazlar. Kendilerinin ne olduğu endişesinde olurlar sadece. Kontrolörse ne talep edildi, nereden alayım, kime teslim edeyim de göstersin şeklinde herkes kendi işini yapar başka bir de işte Projeler dediğim gibi birbirinden farklılaşıp değişse bile mantık bu şekildedir. Peki Microsoft ne yaptı? Microsoft güzel olan bu design paterni MVC design paternini aldı. Bu arada MVC design paterni diyorum artık, ee, onun bir design paterni olduğunu biliyoruz. Ee, çok eski yıllardan beri var olan bir design paterni bu. Ama biz belki 10 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. 2010 belki 2009'dur MVC'nin ilk çıkışı. Bayağı zaman oldu tarihi tam hatırlayamadım. Bir iki yıl e, şaşma olabilir. Sonuçta. Microsoft bu tasarım deseninin adını aldı. Kendi ürününün adıyla birleştirdi. ASP.NET MVC adıyla yeni bir ürün ortaya çıkardı. MVC biliyor musun dediğiniz zaman bugün insanların evet cevap verdiğini varsaydığımızda %90'ı ASP.NET MVC ile Next Next yazarak yaparak kod yazabiliyorum anlamında bu cümleyi kuruyor. Oysaki ki MVC bir design pattern ve biz farklı dillerde, farklı platformlarda bu paterni uygulayarak kod yazabilirdik. Mantık sadece kavramsal olarak bir şeylere bakmayı, onları düzgün olarak yönetmeyi gerektiriyor. Şimdi MVC design paterninden genel anlamda bahsettik. Başka bir design paternden bahsetmek istiyorum. Burada da mesela Singleton design patern, adı en çok duyulan ve en çok örnek verilen paternlerden bir tanesidir. Singleton design Pattern'dan bahsedeceğim. Hemen o sayfayı açalım. Burada değerli eğitmen arkadaşım Türkay, Türkay yürütmezin web sayfasından bu örneği açıyor olacağım ama internet bağlantım tamam. Sıkıntı yokmuş. Açıldı. şimdi Singleton design patern dediğimiz zaman şöyle kod örneğinin olduğu yeri bir önümüze açalım ve onun üstünden ilerleyelim. Bu dizayn pattern'de mantık nedir? Ne yapmamız e, gerekiyor? E, örneği başka bir yerden vereceğim. Sonra ucunu buraya bağlıyor olacağım. Şimdi dizayn pattern dediğimiz e, yapılar bir işi, bir problemi çözmenin en iyi yoluydu. Ne gibi bir problemim var ki benim singleton Design pattern diye bir şey ortaya çıkmış. Bir e, yazılım projesinde biz nesnelerle çalışıyoruz. E, bu nesnenin Örneklenebilmesi için de öncelikle bir klas yazarak e, bu nesnenin uygulama geliştirme ortamımız tarafından anlaşılabilmesini, neye benzediğinin bilinmesini sağlarız. Yani bir nevi bir prototip oluştururuz ve e, bunun üzerinden o tasarım e, hayata geçirilir, ayağa kaldırılır diyebiliriz. E, Instance'ını ne alma, nesne örnekleme e, dediğimiz aslında kitap k new kitap dediğimizde yaptığımız iş. Kitabı RAM'e çıkardım. Bu projede başka bir kitaba ihtiyacım olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın? Ema'yı çeşit kitap var ve her biri için yeni bir nesne örnekleyebilirim. Ama bazı durumlar vardır ki tek bir nesne örneğiyle ilerlemek gerekir. Mesela bir robot kol düşünelim. Bir tane robot kol var. Kendi içerisindeki kodu çalıştırıyor. E, i̇kinci bir nesne örneğiyle e, iş yapabilme şansım yok. Çünkü fiziksel bir yapıya bağlı şekilde çalışıyor. Ya da daha farklı bir örnek, buradaki örneği düşünürsek BB Helper, bir veri tabanı yardımcı nesnemiz var. Ne yapacağız? Veri tabanına bağlanırken nesnenin yapacağı işlemler neler? Kendini kaydetmek, geri okumak, belki bir güncelleme yapmak, bir silme işlemi olabilir. Ama bu işler için ben her yeni nesne ürettiğimde bu yeni nesne RAM'de yer kaplayacak. Bir e, garsonun çay getirmesini düşünelim. 10 ayrı masaya çay getirilecekse 10 garsona ihtiyaç var mı? Yoksa tek garsonla zaten bu iş, getir götür işi halledilebilir mi? Aslında halledilebilir. O zaman ikinci bir garsonun reme çıkmasına gerek yok. Ha, i̇kinci bir garsonun madem reme çıkmasına gerek yok, o zaman biz bir defa new garson deriz, reme bir tane çıkarırız. O zaman derdimiz yok diye düşünürüz. Bu bir yol ama... Ee, ...iyi bir yol değil. Şundan dolayı iyi bir yol değil. İkinci bir kez new diyebilir miyim? Diyebilirim. Rem'e ikinci bir nesne çıkar mı? Çıkar. Tek nesneyle yapabileceğim iş için... ...iki nesne kullandım mı? Evet. Hele ki bunu döngünün içerisinde yaptıysam... E, ...durum daha da fena. E, çok sayıda nesneyi rem'e açmış olurum. Bunlar tabii e, yanlış yaklaşımlar. Öyle bir e, nesne tasarlayayım ki... ...bu nesne... RAM'e yalnızca bir defa çıkarılabilsin. Birden fazla RAM'de bulunma ihtimali olmasın. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte bunu sağlamanın yolu yine bir yaklaşımdan geçiyor. Öyle bir kod yazayım ki nesne birden fazla kez örneklenemesin. Şimdi bu birden fazla kez örneklenememe kısmında hemen bakıyorum kodlarıma. Class DB Helper bir Constructor var, Connection String almış. Aldı Connection String'i içeride bir Property'nin üstüne atamış. Hemen altta da Property'yi görebiliyoruz. Burada bizim e, DB Helper'ımız Constructor'dan aldığı değeri içerideki public bir e, elemana atıyor. Ama kendisi private. Nasıl olacak da bu nesne dışarıdan aldığı değeri... E, dışarıdan aldığı değerle birlikte reme çıkacak diye düzelteyim. Şimdi burada bizim bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Private bir constructor'ı düşündüğümde new ile örnekleyemem. Bu güzel. Derdim neydi? Çok sayıda örnek olmaması. Ama bu sefer hiç örnek yok. Bana yardım ve yataklık edecek o ilk nesne örneğini reme çıkarabilecek bir yardımcıya ihtiyacım var ve bu yardımcının dış dünyadan erişilebilir olması lazım. ...onun dış dünyadan erişilebilir olması için de... ...public olması lazım. Hemen aşağıda yeni bir tasarıma bakıyorum. Class DB Helper. Constructor Private. Dışarıdan çağrılamaz, içeriden çağrılabilir. İçeride private bir nesne örneği var. İşte bu private nesne e, örneği... ...yine dışarıdan erişilemiyor. İlk başlangıçta null olacak. Create DB Helper isimli... ...public bir üye var. Bu üyenin çağrılabilmesi lazım. Çağrılabilmesi için statik olması lazım. Çünkü nesne örneklemeden önce çağırabilmeliyim. Statik elemanı geriye DB helper dönecek şekilde tasarladığımızda dışarıdan da connection string'i parametre aldığında dış dünyadan birisi artık bu yardımcıyı çağırabilir. Connection string'i verir. Eğer içerideki helper değişkeni null ise, yani daha önce hiç örneklenmemişse ki ilk çalıştırdığımızda kesinlikle bu şekilde olacak diye bir DB helper çıkart, connection string'i al. Constructor'ı almış oluyoruz bu şekilde ve connection string'i constructor'a verdik. Private constructor'a erişebilir miyim? Evet, çünkü aynı class'ın içerisindeyim. Nesnemi örnekledim, nereye koyacağım? Helper değişkenime. Helper değişkeninin içerisi doldu. Return helper diyerek adresi return edildi. Şimdi adresi return ettiğime göre artık rahatım. Yani ben nesnenin örneklenmesine engel teşkil eden private constructor derdini çözdüm. Önce çok defa örneklenemesin diye constructor'ı private yaptık. Sonra en azından bir defa örneklenebilsin diye dışarıdan örnekleme yapacak bir metot yazdık. Fakat bu metodun da bir denetim yapması gerekiyor. Helper'nı al mı diye bakıyor. Helper'nı alsa nesneyi örnekleyip doldurdu. Bir daha create bir helper dersem ne olur? Onu hemen düşünelim. Trade DB Helper çağrıldığında Helper Nal mı? Hayır değil. Az önce reme koyulan nesne bu Helper değişkeninin içerisinde yer alıyor. O zaman if'e girmemeliyim. Yeni bir nesne örneklememeliyim. Create denmiş olmasına rağmen if'e girmeden return helper diyeceğim ve ilk nesne örneğini geriye dönmüş olacağım. RAM'de var olan nesne örneğini yeniden e, kullanıcıya vermiş olacağım. Bu sayede bir nesnenin kesinlikle ikinci bir kez örneklenememesini sağlamış olduk. Bu e, aslında servis mimarilerinde de yine kullanılan yapılardan bir tanesi ve hangi derdimizi çözdü benzer işlemler için tekrar tekrar e, nesne örneklerken RAM israfı yapma derdimizi ortadan kaldırmış oldu. Şimdi burada tabii şunu diyebilirsiniz, biz klası statik yapardık, öğeyi statik yapardık ve e, derdimiz zaten çözülürdü. Neden singleton design pattern kullanalım ki? Eğer ki amacımız bu kadarsa evet statik yaparsak çözülürdü. Ama bu design pattern icat edildiyse illaki çözdüğü bir dert vardır. Ve e, bu dertte de ne? Mesela e, bu sınıfı singleton yapmak yerine statik yapmış olsaydım e, ben şöyle bir şey yapabilir miydim? Gidip bir interfaceten belli bir e, üyeyi bu sınıfa dahil etmek istediğimde bunu uygulayabilir miydim statik içerisine? Çünkü e, statik klaslar interfaceleri implement edemiyor olacaklar. Bu da bizim için bir dert anlamına geliyor. E, Interfesten implementasyon alabilmek için klasımı statik yapmak yerine standart bir klas yaptığımda da bu sefer çok sayıda nesne örneklenebilir hale gelecek. İşte bu noktada Singleton hayat kurtaran bir hale gelmiş oluyor. İlk e, derdimizi e, bu şekilde çözmüş olduk. Singleton Design Pattern bizim dertlerimizi çözen patternlerden bir tanesi. Başka neler var? Adını e, bildiğiniz, adı sık bilinen e, fasat var. Bunun dışında e, başka şöyle bir düşünüyorum, repository e, yine e, sık olarak insanların kullandığı patternlerden bir tanesi. Peki biz bu design patternleri e, hepsini bilmek zorunda mıyız? Şimdi yazılımda da mesela, .NET Framework kullanıyorsunuz çoğunuz. .NET Framework'ün tamamını herkes biliyor mu? Ben en son 3.0'dayken yanılmıyorsam bakmıştım. 3.0 geldiğinde 420 binin üzerinde metot vardı içerisinde. Ki bugün işler eminim çok daha yüksek sayılara ulaşmıştır. Yeni sürümlerle beraber yeni gelen klaslar ve üyelere düşünüldüğü zaman. Biz bunların hepsini bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Lazım oldukça öğreniyoruz. Dizayn paternleri de lazım oldukça mı öğrenelim? Evet, lazım oldukça öğrenebiliriz. Ama lazım olduğunda iş işten geçmiş olabilir. En azından dizayn patern genel kültürümüzü arttırmamız doğru olacaktır. Dizayn patern genel kültürünü arttırmak için ne yapacağız? Alacağız bir dizayn patern kitabı veya işte e, makaleler aracılığıyla, videolar aracılığıyla boş zamanlarınızda şöyle her akşam bir tane dizayn paterninin videosunu ee, kulak dolgunluğu olsun diye dinleseniz bile ne gibi bir dizayn paten varmış, nasıl bir probleme çözüm olmuş. Bunları e, aklınızda tutmanız bile yeterli olacaktır. Önemli olan şu, bir problemle karşılaştığınızda ya ben burada nasıl bir yol izleyeyim, nasıl bir teknikle kod yazayım. Nesnenin birden fazla örneklenmemesi lazım. E, singleton'ı düşündüğümüzde, e, nesnenin birden fazla örneklenmemesi için a şöyle bir dizayn patern vardı açıp okuyayım. Bunu demeniz bile yeterli. Zaten 20-25 tane böyle yoğun kullanılan dizayn patern vardır. Her birine bir akşam ayırsanız, belki çalışan birisiyseniz işten eve dönerken serviste buna bakmak olabilir. Ya da sabah işe gittiğinizde ilk 5-10 dakikanızı, 15 dakikanızı buna ayırmak olabilir. Mesela Burak Selim Şenyurt'u bilirsiniz hepiniz. Onun tavsiyelerinden bir tanesi, kendisinin de uyguladığı şeylerden bir tanesi. Sabah işe gittiğinizde, masanıza oturduğunuzda o güne bir şey öğrenerek başlayın. 5 dakika olsun bir şey öğrenerek başlayın. İşte bu 20 tane dizayn paterni e, 20 sabaha böldüğünüzde... ...o ayın sonunda siz dizayn paternlerle ilgili genel kültürü cebinize koymuş olursunuz. Ha bu e, tamamen uygulayabilir miyiz? Her öğrendiğimizi hemen uygulamaya dökebiliyor muyuz? Hayır tabii ki. E, uyguladıkça bazı şeyler öğrenecek ama kendinizi o yönde geliştirdikçe... Problemlerle karşılaştığınızda bu problemleri çözmeniz çok daha e, kolay olacak. Fikir yürütmeniz kolay olacak. Burada ben yine 2007 yılıydı yanılmıyorsam bir e, öğrencimle yaşadığım bir diyaloğu e, anlatayım size. E, yeni yazılım öğrencisi. E, eğitim başlayalı daha iki ay kadar olmuş ve e, o dönemde biz bu eğitimi 8 ay e, süreyle veriyoruz. Yani eğitimin daha başında ama eğitimleri verirken de doğrudan dizayn patent tabii ki anlatmıyoruz. Fakat bakış açısı olarak öğrencileri nasıl düşünmeleri gerektiği yönde yönlendirerek kod yazdırmayı seviyoruz. Yani derdimiz kod yazmak değil. Herkes bir şekilde kod yazabiliyor. Ama o kodu doğru yönetilebilir, anlaşılabilir, temiz bir şekilde yazmak değerli. Örnekleri de bu şekilde veriyoruz. İşlerinde bir problem yaşanmış. Ee, orada da Singleton'dan lafı geçmişti ve bahsetmiştik. Ee, Hocam, e, iki tane yazılımcı var, biri 7 yıllık, biri 10 yıllık. Şöyle bir ihtiyaç var, nasıl çözelim diye konuşuyorlar. Bunun cevabı bu değil midir dedi. Evet, bununla gayet bu problemi çözebilirsiniz dedim. Tabii o, o yıllarda içeride hiç design pattern kullanmıyormuş e, o firma. Ben söylemeye çekindim cevabı biliyordum ama dedi daha iki aylığım orada stajyerim zaten bir yazılım eğitimine e, geliyorum e, söylemeye çekindim dedi. Şimdi e, dizayn patent dediğimiz şey e, kaç yıllık yazılımcı olursanız olun e, bunu bilmiyorsanız aslında ben beş yıllık yazılımcıyım diyen birine baktığınızda 5 yıl boyunca aynı işleri yapmışsa aynı işleri tekrar etmişse bir yıllık yazılımcı sadece 5 yıl boyunca aynı işi tekrar etmiş. Kendine yeni bir şey katmamış. Sizler yazılım içerisinde e, yer aldıkça, kod yazdıkça kendinize bir şeyler katmaya devam ediyor olmanız lazım. Önce nesne yönelimli kod yazmaya başlamak lazım. Sonra solid prensiplerine uyu olmak lazım. Ondan sonra dizayn patternleri hayatımıza sokuyor olmak lazım. Ve Mimari tarafı daha düzgün şekilde kurgulayacak temiz kod yazıyor olmak lazım. Sizi bir yazılımcıdan daha değerli bir yazılımcı yapacak olan şey aslında e, yazdığınız kodun çalışmasından ziyade ne şekilde kod yazdığınız. İş başvurularında da e, bir iş başvurusunda e, genellikle sizden minik bir proje yapmanız istenir. Bir öğrenci olduğunuzu düşünelim. Hep sanki şu an videoyu izleyenler şey hayatındanmış gibi anlattım ama bir öğrenci olduğunuzu düşünelim. İlk stajınızı almanız gerekecek. İlk stajınızı kabul edilmek için de sizden yine bir şeyler yapabiliyor olmanızı bekleyecekler. Staj ve bir şey yapabilmek, aramızda öğrenciler varsa benim en çok sıkıntı yaşadığım bir, anlatmakta sıkıntı yaşadığım konu e, biri size eğer stajı alacaksa iş yapın diye alacak. Size iş öğretmek için almayacak. Genellikle öğrencinin beklentisi, bir staj yerine gideyim de işi öğreneyim e, şeklinde oluyor. E, i̇şverenin beklentisi de ya bir stajyer alayım da işlerin bir kısmını onlar yapsınlar, iş yükü biraz azalsın. Bu arkadaşlarla tanışalım zaman içinde de personel alacağımız zaman bizi tanıyan, bizim tanıdığımız uyumlu olduğumuzu gördüğümüz kişileri işe alırız. Yani kafadan başlangıç beklentileri tutmuyor. İşte o başlangıç beklentilerinin e, tutabilmesi için işveren diyor ki buraya öğrenmeye gelecek değil iş yapacak adamları almamız lazım. Bir öğrencinin ben design pattern kullandım, minik bir proje yaptım demesi doğrudan staja alınma ve kabul edilme sebebidir öyle söyleyeyim siz arkadaşlar. Çünkü e, o kadar çok staj istiyorum diyen kişi var ama daha kod yazamıyorlar ki siz kendi eğitiminizi üniversitede veya bir kursta veya internetten kendinizi geliştirerek bir yere getirdikten sonra temel kod yazabiliyor musun? Evet. İki tane design pattern öğrenin ki öğrenmesi çok kolay şeyler. Çünkü yeni bir şey neredeyse öğrenmeniz gerekmeyecek. İş yapış şekli öğrenip o kurallara sadece uymanız gerekecek. Yani bildiğiniz şeylerin uygulamaya dökülmesi e, burada önemli olan şey. Ben design pattern biliyorum dediğinizde en azından design pattern'ın ne olduğunu biliyorum. Bir iki tanesini kullandım. Ötekileri de zaten sizin ihtiyacınız doğrultusunda öğrenirim dediğinizde o stajı veya o işi almak çok daha kolay olacaktır. Burada hani öğrenci hemen dizayn pattern öğrensin diye girdik ama bir önceki örneği hatırlayın. 7 yıllık, 10 yıllık yazılımcılar herhangi bir dizayn pattern kullanmadan kod yazıyorlar. Neden? Çünkü çalışıyor. Yani adamın yazdığı kodu makine anlıyor. Ee, orada da belki e, 7 yıldır sadece 2 yazılımcı çalışıyorlar ve e, başka birinin onların yazdığı kodu okuma gibi bir ihtiyacı yok. Özellikle dış dünyaya kod yazıyorsanız, bir kütüphane yazıyorsanız, açık kaynak bir proje içerisindeyseniz ve bir e, ekip tarafından veya bir komünite tarafından geliştirilecekse e, bu yazdığınız proje, dizayn patternlerle çalışmak çok daha önemli hale gelecektir. Şimdi e, fasat design paterne bir e, bakmak istiyorum. Yeni bir tane açıyorum hemen sayfa. Yine sık kullanılan e, paternlerden bir tanesi fasat. Şöyle bir bakalım nelerimiz var. Senaryoyu okuyalım. Senaryomuz e, bir e-ticaret uygulaması üzerinde sipariş algoritması. E, Burada kullanıcı sepetinden ödeme ve kargo bilgilerine siparişin verilmesiyle alakalı bir e, süreç var. Bankaya gerekli bilgileri gönder ve onay al. Birinci e, adım. E, bankaya gerekli bilgileri gönderdim, onay aldım. Müşteri nesnesini reme çıkardım. Seçilen kargo şirketini de nesne olarak oluşturdum. Siparişi veri tabanına ekledim. Sipariş ID'sini remde tutuyorum. Ve yeni ID ile birlikte satın alınan tüm ürünleri ilişkilendirip veri tabanına ekledim. Satın alınan ürünlerin stoklarını güncelledim, işlem tamamlandı. Aslında bir nevi bir satış algoritması var burada. Ama bir metot yazıp o metodun içerisinde bu söylediğim her şeyi paldır küldür doldurursanız, işte mesela bir örnek projede bu şekilde kod yazarak projenizi teslim ederseniz staja seçilmeme sebebi olabilir bu. Tabi diğer adayların ne yaptığına da bağlı. E, hiç proje göndermeyen kişilerle karşılaştırırsak en azından göndermiş alalım e, ışık vardı diyebilirler. Ama burada e, çok sayıda iş var. Bankaya bilgilerin gönderilip onayın alınması bir iş ve müşteri nesnesinden bağımsız bir iş. Hangi kargo şirketiyle bu ürünlerin teslim edileceği yine bağımsız bir iş. Veri tabanında siparişin oluşturulması yine bağımsız bir iş. Stoklar başka bir tabloda duruyordur muhtemelen. Onların da e, satış yapılan miktar kadar düşürülmesi bağımsız bir iş. Yani bu işler için ayrı ayrı metotlar yazmak en doğrusu olacaktır. Peki ayrı ayrı metotlar yazdığımda bu sefer bu işleri uygulayalım dediğimizde de ayrı ayrı metotlar mı çağıracağım? Yani bu işleri ben her yaptığımda yedi tane metot mu çağıracağım arka arkaya? Yani yedi adım var diye 7 dedim ama sonuncusu işlemi e, tamamlaymış. Belki sayısı daha az olabilir. Önemli değil. Şimdi e, işin içinde neler vardı? Müşteri, bir müşteri kılası oluşturuluyor bundan dolayı. Sepetteki ürün ve... Kargo şirketi. Üç tane klas yazılmış. Özelliklerini tek tek dile getirmiyorum. Her birinin çeşitli özellikleri var bu tarafta. Bir de e, bunlardan bir sipariş oluşturacak. O zaman sipariş işlemleriyle ilgili bir nesnem olması lazım. Sipariş ekle bizden tarih alıyor, müşteri bilgisini alıyor, kargo şirketini alıyor. Ve e, bu siparişle birlikte onunla ilişkilenecek e, ürünler nelerdir? Bunları e, oluşturmamız lazım. Sipariş detayları içerisine baktığımızda da sipariş ID ve bir list alıyor. Bu listenin içerisinde e, çeşitli işlemleri yapacak ve e, detayları belki veri tabanına yazacak vesaire vesaire. Ürün işlemleri e, klası var aşağıda bir tane de o da stok güncellemekten sorumlu. Güzel şekilde dağıtılmış. işler ayrı ayrı e, kurgulanmış. Peki ayrı ayrı kurgulanan e, bu işleri tek hamlede çalıştırabilir miyim? Hayır, tek hamlede çalıştıramam. Yine 7 adımda kodlamam lazım. Bir sipariş fasat sınıfı oluşturursak eğer ve bize ihtiyaç olan bütün nesneleri, iş yapacak nesneleri bunun içerisinde örneklersek ki private, dışarıdan o adımlar tek tek kullanılsın istemiyorum. Benim fasat klasım bunları e, kullansın istiyorum. Bu şekilde ilerlediğimizde sipariş ver, dışarıdan müşterinin adını kargo şirketini ve ürünleri aldığında diğer bütün adımları kendisi uygulayabilir. Main'in içerisinde biz nasıl bir kod yazarız? Sipariş fasat, nesne örneği reme çıktı, ürünler reme çıktı. Türkay Aras Kargo ile şu ürünleri istiyor dedik ve arka planda işlemler adım adım yapılıp sonuca gidilmiş olacak. Yani e, fasat ne işe yarıyor e, dediğimizde bir derleyip toplama e, işlemi yapıyor diyebiliriz. Bu dizayn patende yine bir derdimizi çözüyor. Çünkü ilk derdimiz neydi? Paldır küldür yukarıdan aşağıya kod yazmak istemiyordum. Bu benim problemimdi. E, tekrar kullanılabilirlik yoktu. Her işi ayrı metoda aldım. Bu sefer benim bir iş sandığım sipariş verme işi aslında yedi işmiş gibi karşıma çıktı. Bu yedi işi ayrı ayrı kodladığımda da her ihtiyaç duyduğumda bir iş için yedi defa kod yazma gibi bir durum ortaya çıktı. Bir fasat sınıfıyla bunları derleyip topladım ve onun üzerinden iş yapar hale geldim. E bundan sonra böyle adımlı bir ihtiyacım olduğunda ne yapacağım? Kafamda en azından bir defa fasat kullanmışlık varsa bunun üzerinden ikinci de daha planlı şekilde ne yapmam gerektiğine karar verip onun üzerinden ilerleyeceğim. Yani bu işi daha baştan düşüneceğim. Problem önüme geldiği anda Aa, burada 8 adımlı bir iş var. Ben bunları ayrı ayrı metotlara kodlayayım. Ama tek adımda e, işi yapabileceğimde bir klas daha yazayım. Bir fasat e, klası üstünden de e, işimi derli toplu şekilde kolayca uygulayarak sonuca götürebileyim diye olacağız. Bunlar gibi daha e, çok sayıda e, design pattern var. Mesela yine başka bir e, arkadaşımızın blog'undan atıfta bulunacağım. Eee design patternlerden bahsedelim. Repozitöri design pattern Burada e, olayımız ne? E, aslında verinin olduğu veri tabanının olduğu hemen hemen her projede repository design pattern kullanıyoruz e, diyebiliriz. E, ne yapıyor repository design pattern? Veri tabanı işlemlerinin sorumluluğunu üstleniyor. Yani biz e, veri tabanıyla bir işlem yaparken e, bağlantı açacağız, veri getireceğiz, belki nesneler örnekleyeceğiz. E, bunları yapacak bir yardımcı e, klasa ihtiyacımız var. E, her nesne için aynı işler yapılacak mı? Evet, ben veri tabanından e, ürün de getirsem, kategori de getirsem, yorum da getirsem e, kurgum aynı olacak. Getir götür işlerini bir standarda e, bağlamak lazım. E, ürün taşıyan firmaları düşündüğünüzde de, fiziksel olarak ürün taşıyan firmaları düşündüğünüzde de... ...onların da bir protokolü vardır. Ürünün teslim alınması, paketlenmesi, e, araca ya da depoya yerleştirilmesi gönderilmesi, gönderildiği yerde yeniden kurgulanması. Tabii Türkiye'deki kargo firmaları şöyle fırlat at e, modelini e, kullanıyorlar ama e, yine de işin doğru şekilde yapılmasını düşündüğümüzde veri getir götür işi de e, kargoculuktan çok farklı değil. E, biz neler yapıyoruz? E, veri kaynağına en azından bir çağrıda bulunup oradan bir e, cevap almamız gerekiyor. İşte bu e, yapıda çalışma mantığını doğru e, kurgulamak lazım. E, Entity Framework ile de birlikte bir e, kurgu yapabiliriz Repository Design Pattern'de. Uygulama yöntemi olarak şöyle bir bakalım. E, jenerik mimari tarafında iş hayatındaysanız bilginiz vardır diye tahmin ediyorum. Belki yeni başlayan öğrencilere yabancı gelebilir. E, jenerik bir e, interface e, dönüşü olan ...bir yapı burada kurgulan, Jenerik bir interface kurgulanmış diyelim. Dönüşü olan çok doğru bir ifade olmadı. I repository T. T'nin class olması gerekiyor denmiş. E, bu e, bir jenerik tasarım. Jenerik interface. Ne anlama geliyor jenerik interface? Her class için ayrı ayrı onun e, koşullarını yerine getirecek bu class... Kesinlikle get metoduna sahip olsun. Bu class kesinlikle get by id, get single, add, remove, update metodlarına sahip olsun ve save metoduna sahip olsun diyeceğim. Her classın bunlara sahip olsun mu? Yani ürün da kategori da, yorum da bu yapılara sahip olsun mu? Evet olsun. O zaman bir interface oluşturayım, o interface'i hepsine implement edeyim. Ama içleri farklı şekilde çalışsınlar. Buraya kadar güzel. Fakat geri dönüş tiplerini düşünürsek interface'in geri dönüş tipini object yaparsam ürün de geriye get dediğimde object dönecek ve cast etmek zorunda kalacağım. E, yorum da geriye object dönecek ve cast etmek zorunda kalacağım. Yorum geriye yorum dönsün getle. Ürün geriye ürün dönsün getle dediğimde bu sefer dönüş tiplerini elle yazacağım için birden fazla klas için birden fazla interface tasarımı yapmam gerekecek. Onun yerine bir jenerik interface tasarımı bizim işimizi daha net şekilde görür ve bu jenerik interface içerisinde kullanıcı T'yi bildirir. Tek bir jenerik interface yazarak bütün klaslara uygulanabilecek bir yapı kurgulanmış olur. Bu yapının içi nasıl olacak onu düşünelim. Repository klası gidip kontekste erişmeli, constructor aracılığıyla ...kontekste alacak ve bu erişimi öyle sağlayacak. İçeride de e, diğer metotlar adım adım kodlanmış durumda. Add metotları, get metotları, get single metotları. E, adım adım bu kurgu yapılmış durumda. Şimdi yapı olarak hayat bizim için nerede e, kolaylaşıyor e, bu yapının içerisinde? Artık getir götür işlerinden sorumlu bir klasım var ve yapılacak işleri bir kural setine bağladım hepsine bu jenerik interfeysi implement ettiğimde e, hepsi aynı şartı, aynı kuralı yerine getirecek. Bir nesnemin tasarımı diğer nesnemin tasarımından farklı olmayacak ve getir götür işleriyle ilgili kafamda bir soru işareti olduğunda A, benim repozitörüm vardı. Gidip bu nesnenin repozitörüsüne bakarsam herhangi bir konuda bug vesaire varsa nereye bakıp düzeltmem gerektiğini biliyorum. Yeni bir e, yapıyı içeriye dahil edeceksem, yeni bir nesne üstünden ilerleyeceksem Eskilerine bakıp aynılarını uygulayabiliriz. Şimdi eskilerine bakıp aynılarını uygulayabiliriz deyince iş biraz e, bir alt seviyeye indi. Alt seviyeden kastım e, daha tecrübeli, profesyonel bir yazılımcı hangi paternin kullanılması gerektiğini proje için e, erken bir vakitte proje başlamadan önce kurguladı. Belki ilk örneği yaptı, belki takım lideriniz bunu yaptı. Oradan sonra aynı modelin farklı nesneler için uygulanması kaldı geriye. E, siz bu tasarım deseninin ne olduğunu biliyorsanız yazılıp önünüze konan koda baktığınızda işte burada A yazıyor ben de A yapayım B yazıyor B yapayım ha, şurada tip adı var tip adını değiştireyim demek yerine okuduğunuzda yukarıdan aşağıya kodu daha anlayabilir şekilde okumuş olacaksınız ve e, bunu uygulamaya dökerken de anlayarak uygulayacaksınız. Şimdi yine en büyük e, dertlerden bir tanesi anlayarak uygulayacaksınız dedim anlamadan uygulasam da çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Anlamadan uyguladığımda da e, bana birileri iş verir mi? Verir. Bu sizin için güzel haber. Ama e, o ekipte birileri bir üst pozisyona çıkarken siz hala anlamadan uygulamaya ve aynı maaşla çalışmaya devam edersiniz. Aradaki anlama ve anlamama arasındaki fark aslında burası. E, bilgisayarlar söylenen her şeyi yapabiliyorlar. Siz yanlış bir şey söylediğinizde, yanlış doğru bir şey söylediğinizde doğru yaparlar. Mevzuyu siz anlamasanız bile, doğru yerlerdeki değerleri değiştirdiğinizde başka tipler içinde yine doğru biçimde çalışırlar. Ama sizin bu yaptığınızı sıradan başka bir yazılımcı da yapabilir mi? Evet. O zaman maddi anlamda çok da kuruma değer katan ve değerli olan bir yazılımcı değilseniz siz de maddi anlamda bunun Karşılığını alamayacaksınız anlamına geliyor. E, Design pattern öğrenin, değerinizi arttırın kısacası. E, buradaki mantık buydu. Repository sınıfının kullanımı tarafında da e, hazırlanmış olan repository sınıfını kalıtım yoluyla araba kontrolüre vermiş. Arabanın içerisinde ekle, sil e, gibi üyeler var. Gidip repositoryye iş yaptıracak. Yani kısacası araba kontroller sınıfı az önce hazırlanan repository sınıfını kullanarak işlemleri gerçekleştirebilecek. Tabi burada altında daha detaylı bir senaryo var bu örneğin. Ben e, detaylara girmedim çünkü e, belki repository'yi tek başına iki saat e, anlatabiliriz güzel bir örnek üzerinden. Bugün amacımız dizayn pattern nedir, neden kullanalım, ne tarz dizayn patternler var bunlara bakmaktı. E, i̇lerleyen zamanlarda belki... Tek bir dizayn paterni konu alıp hadi uygulamalı bir örnek yapıyoruz diyerek e, böyle 4-5 tane sık kullanılanı e, ele aldığımız daha uzun soluklu bir eğitim yapabiliriz. Uğur hocama sesleniyorum duyuyor mudur beni? <laughs> e, uygulamalara geçeriz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. E, Mehmet Ali e, burada mısın? Sesimi alabiliyor musun? Sanırım alamıyorsun. Bugün anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha sonrası için de bu dizayn paternleri ele alabiliriz diye düşünüyorum. Onun içinde yine birkaç yeni hemen bir soru var. Oraya bakıyorum. Hangi projede hangi dizayn patern kullanmam gerekir? Nasıl karar veririm? Güzel bir soru. İlk sorumuz gelmiş. Sorular varsa bu arada yazabilirsiniz bana e, ulaştırabilir moderatör arkadaşımız da. Şimdi hangi e, projede hangi patern kullanmam gerekiyor? Bu e, bir yandan güzel bir soru e, bir yandan da aslında ya sormasak daha iyi olur gibi bir soru. Neden böyle diyorum? E, ya şu projede bu dizayn patern kullanılır diyebilmem için benim bütün dizayn paternleri biliyor olmam lazım. Diğer taraftan bütün dizayn paternleri bulsam bu sorunun tam tersi gelecek bu sefer ya ben bu dizayn paterni hangi projede kullanayım e, projenin ihtiyaçları önemli ve çözümler önemli biz hangi dizayn patern nasıl bir probleme çözüm oluyor bunları bilebilmek için en azından bir e, hikaye okur gibi e, çok sık kullanılan dizayn paternleri okuyup bilgileri cebimize koymamız lazım. Zaten videonun başında da bahsetmiştim e, bunlardan. E, bu bilgileri cebimize koyduğumuzda hayat bizim için kolaylaşacak ve diyeceğiz ki mesela e, şöyle bir düşünelim. Observable nesnelerimiz ve observer nesnelerimizin olduğu bir yapıyı düşünelim. E, abonelik sistemi. YouTube kanalına e, abone ol dedim. Ya da bir e, chat uygulamasında ben belli bir kanalı dinlemeye başladım o kanaldan yayın yapıldığında bu bilginin bana ulaşması lazım. E, yeni yayın olduğunda ben haberdar olmak istiyorum. Nasıl olacak? Şunu yapabilirim. Bir program açarım client tarafında. Yeni yayın var mı? 5 dakika sonra bir kez daha yeni yayın var mı diyebilirim. Ama ya aradaki o 4 dakika 59 saniye içerisinde yeni yayın gelirse ben belki tam 4.59'da gelmişse bir saniyede bilgiye ulaşmış olurum. İlk saniyede gelmişse ...4 dakika 59 saniye sonra bu bilgiye ulaşmış olurum. E bu kadar beklemek istemiyorum. Hızlı şekilde haberdar olmak istiyorum. O zaman yeni yayın var mı, yeni yayın var mı, yeni yayın var mı diye... ...sonsuz döngüyle server'ın kaynaklarını tüketebilirim. Server'ın kaynaklarını tüketelim dediğimizde... ...başka bir dert bu sefer bizi bekliyor. Ya çok sayıda kullanıcı olursa? İşte çok sayıda kullanıcı olduğunda da... ...hayat biraz daha zorlaşıyor... Kaynak kullanımı ve kaynak tüketimi e, tarafında zorlaşıyor. Bizim de orada yapmamız gereken yapı şu hale geliyor. E, gittim, e, bütün kullanıcılardan gelen talepler sürekli e, yok, yok, yok şeklinde cevapladım. Yeni bir şey olduğunda kullanıcıdan gelen talebi var diye cevapladım ama bu sırada hala birileri bana sorular sormaya devam ediyor. Sürekli herkesin soru sormasındansa, bende bir değişiklik olduğunda ben onlara söylesem, Böylece 5 dakikada 60 saniyeden her saniye sorduklarını düşünürsek her kullanıcı bana 300 soru sorup ve e, olumsuz e, cevap alacağına ben üstümde bir değişiklik olduğunda bakarım bende değişen yere kimler abone olmuş bu kişilere bir bildirimde bulunurum. Yani tam tersi yönde bu derdi çözmüş olduk. İkisi de yeni bir yayının Kullanıcılar tarafından bilinebilmesini sağlıyor. Birinde kullanıcı sürekli soruyor. Birinde ben kullanıcıya yenilik var haberin olsun diyorum. Tabii ki kullanıcı yine soracak bunu. Ee, bu arada bir soru daha geldi. Bakıyorum hemen. Object-oriented solid prensipleri dizayn pattern için önerebileceğiniz verimli bir kaynak blok var mı hocam? Ya şu an doğrudan aklımda böyle derli toplu olan yok. Ama e, Burak Selim Şenyurt'un yazdığı pardon çektiği videolar var design patternler tarafında solid prensiplerinde yine Burak Hoca'nın geniş dolu dolu makaleleri var Object Oriented tarafında Erdoğan Öztürk var yine Object Oriented için videonun başında açtığım Türkay'ın blogu var benim YouTube kanalımda Object Oriented videoları vardı diye hatırlıyorum 2012'den falan kalma olabilir ama bir göz atarım ee, şöyle bir şey yapayım o zaman ben, bu videonun altına e, hemen bugün yapamasam da bir iki gün içerisinde e, bir e, kaynak paylaşımında bulunayım. Hem objek oryantı hem solid prensipleri hem e, dizayn paternlerle alakalı e, derslerde kullandığım, çünkü derli toplu kaynaklar var, e, bu kaynakları bir araya getireyim, tek parça olarak e, paylaşayım sizinle bir arada durmuş olur. Hiç değilse bu soruların hepsi cevaplanmış olur. Solid prensiplerinde zaten o kadar çok kişi yazdı ki Türkçe'de, İngilizce'de 4-5 makalelik bir yapı gibi düşünün. Her harf için bir makale 5 makalelik bir yapı gibi düşünün Solid'i. Hadi bir de genel kültürü anlatılsa 6 makalede öğrenebileceğiniz bir yapı. Yani o güne başladığınızda sabah beşer dakikaları ele aldığınızda çözülebilecek bir yapı bir soru daha var mı? Var. E, fasad'la medyatörü karşılaştırır mısınız? E, Baya bir detaya girmek lazım orada. E, ben yine kaynak olarak paylaşayım bunu sizinle. Şöyle yapalım. E, Uğur hocamıza ben ulaşacağım. Dizayn patternler tarafında bunları ele alacağımız, hem karşılaştıracağımız hem de e, ayrı ayrı anlatacağımız minik dersler planlayalım. Belki canlı olur, belki video olur. E, şimdiden onun sözünü vermeyeyim. Ama bunları en azından 4-5 tanesinin size ulaşmasının sözünü vereyim. Uğur Hocamla birlikte organize ederiz bunları. Youtube'da da yayın devam ediyor bildiğim kadarıyla. Orada sorular var mı ben göremiyorum. Bir Uğur Hocamız'a hemen canlı yayında ulaşalım bakalım. YouTube'tan soru var mı diye soruyorum kendisine. Mehmet Ali'ye de chat ekranından bir ulaşmaya çalışayım. Bakalım. Aa burası soru cevap alanı. Chat ekranına ayrıca bir ekranımız var mı diye bakıyorum. Varmış. Tamam. Burada da sorularımız varmış. Bakalım. Teşekkürler. Furkan önce çete yazmış, sonra soru-cevap bölümünden gelmiş. Ee, onu da ele alacağız Furkan. Ee, başka sanırım sorumuz yok arkadaşlar. YouTube tarafından da e, bana ulaşan e, bir soru şimdilik yok. Ama varsa sonradan yorumlara bakacağım. Yine e, ya video çekeriz, yazılı olarak verilebilecekse kaynak paylaşımı e, yapılacaksa e, yorumlara yazarak çözeriz bunu da. Çok teşekkür ediyorum e, zaman ayırdığınız için. Video bildiğim kadarıyla yayında olacak. Onunla ilgili bir e, soru geldi. E, video daha sonra da yayınlanacaktır diye tahmin ediyorum. E, devamı için de yine bir planlama yapacağız ve sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.